Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mayıkçı kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoyla karşınızdayız. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayız arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Instagram sayfamı ve Telegram sayfamı takip etmek istiyorsanız videonun açıklama bölümüne bırakmış olduğum linkten beni takip edebilirsiniz. Girmiş olduğumuz pozisyonu ve sinyali beğenmiş olduğumuz pozisyonları orada sizlerle birlikte paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu arada Forex algı indikatörü sahip olmak istiyorsanız bana bir mail atmanız yeterli. Size mailde detaylardan bahsedeceğim. Öncelikle de şunu söylemek istiyorum. Trend Spirex algı indikatörü sahip olmak istiyorsanız size çok çok önemli bir indikatör ücretsiz vereceğim arkadaşlar. Bu da size sürpriz olsun. O yüzden bence vakit kaybetmeden Trendflex algı indikatörü sahip olmaya çalışın. Şimdi bugün size güzel bir indikatörden bahsedeceğim. Ee, i̇şinize yarayabileceğimi düşündüğüm güzel bir indikatör arkadaşlar. Hem breakout kırılmamını hem de konsolidasyon aralarındaki testleri gösteriyor arkadaşlar. Hem de retest bölgesini onaylıyor ve gösteriyor. Gerçekten işimize yarayabileceğini düşündüğüm güzel bir indikatör arkadaşlar. Şimdi hemen vakit kaybetmeden e, videomuza geçelim. Bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Hemen videonun başında belirteyim. MyTG kanalımın A takım kadrosu abone olduğunuz takdirde yayınlanan videolarda ilk sizler haberdar ol oluyorsunuz. O yüzden vakit kaybetmeden MyTG kanalımın A takım kadrosu abone olursanız ilk pozisyonlar ilk videoları sizler izlediğiniz için en güncel videoları, en güncel Bitcoin ile ilgili ve birçok altcoin ile ilgili analizlerimi sizler göreceksiniz. Hemen şimdi geçelim. Neyden bahsetmiştik? CKP'den bahsetmiştik arkadaşlar. Ee, gerçekten çok güzel bir yükseliş geldi. Bycine ilk önce filama formasyondan sonra Bycine yine birlikte arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarı yönlü çok ciddi bir trend yakalandı. Yani gerçekten güzel bir pump yakalandı. Ee, tabii ki TP1, TP2, TP3, TP4 seviyelerini bile deldi geçti. Şu an için arkadaşlar tabii ki bir düşüş senaryosu söz konusu olabilir ama tabii ki ben artık bu denli çok ciddi bir şekilde yükseliş sağlayan bir e, coin'in açıkçası çok eski seviyelerine geleceğini çok fazla düşünmüyorum. Evet çok ciddi bir düzeltme yapabilir ama ileriki süreçlerde ileriki tarihlerde e, tekrar e, çıkışına devam edebilir arkadaşlar. O yüzden takip etmemizde kesinlik de fayda var. Instagram sayfamda ve telegram sayfamda çok güncel olarak paylaşmış olduğum coinler evet çok güzel gidiyor arkadaşlar özellikle dün pazar günü çok güzel bir şekilde meyvesini yedik paylaştığım birçok coin nokta atışı geldi hemen onlara şöyle bir bakalım paylaştığım coinler. Tabii ki şimdi Bitcoin ile özellikle şunu söylemek istiyorum. Bitcoin arkadaşlar yaklaşık 3 videodur takip ediyoruz. Biliyorsunuz birinci temasını gerçekleştirdi trend çizgisine. Yükseldi ikinci temasını gerçekleştirdi ve yükseldi üçüncü temasını gerçekleştirdi. Ve trend çizgisine her temas gerçekleştirdiği takdirde arkadaşlar şöyle bir şey söz konusu oluyor. Bir önceki dip seviyesinin üzerinde olduğu için trendin yükseliş yani yükselişe dair hareketlerin hala aktif olduğunu düşünüyorum. Yani yeni yüksek dip ve yeni yüksek tepe yaptığı takdirde arkadaşlar şu an trend hala aktif. Bizim için önemli olan nokta şu bölgenin yani 55.681 seviyesinin kırılmaması. Eğer buralara kırılırsa tekrar eski seviyelere dönebilir. Ama şu an için ee, hemen şöyle tekrar ben kırmızı yapayım şu an e, direnç bölgesine karşılaştık ve direnç bölgesine satış yiyeceğimizi kestirdik arkadaşlar dolayısıyla hemen ne yapabiliriz dedik çok hızlı bir şekilde aksiyon alarak altcoinlerde düşüş senaryosu olan coinlere bakalım dedik. Çünkü bitcoin'in örnek veriyorum 60 bin dolarlardan 58 bin dolarlara kadar veya 57 bin dolara düşmüş demek birçok alt altcoin'de %8 %9 düşüşler söz konusu olabileceğini demektir arkadaşlar bunu zaten artık sürekli dile getiriyorum şimdi benim paylaşımlarım aynen şu şekilde arkadaşlar. C98, YGG, Sol, ondan sonra SNX, VET, BAKE, C98'de ve ICX'de arkadaşlar net bir şekilde TP1 kar seviyelerine geldi burada da görebilirsiniz. Çok net bir şekilde. Mesela C98'de yükselen kama formasyonu gördük. Kırılımla birlikte TP1 seviyesi burası dedik ve TP1 seviyesi net bir şekilde geldi. YGG'de aynı şekilde arkadaşlar. Yükselen trend aşağı doğru kırıldı. Kanal formasyonu bozuldu. TP1 seviyesine gelebilir dedik ve TP1 seviyesine geldi. SNX'de de ikili tepe gördük arkadaşlar. TP1 gelir dedik. Geldi. VET'de arkadaşlar oba formasyonu gördük. Trendin tepesinde çok güzel oluşan geldi Evet. Geldi. BAKE'de arkadaşlar Arkadaşlar gördüğünüz tepenin en üstünde ikili tepe formasını gördük e, geldim TP1 geldi e, ve ben burada tabii ki ne yaptım paylaşımlarımı devam ediyorum arkadaşlar ve hala da paylaşımlar gelmeye devam ediyor arkadaşlar. O yüzden instagram sayfamı telegram sayfamı takip etmeyi unutmayın. Şimdi paylaşımlar bu şekilde süper bir şekilde devam ediyor. En güncel olarak şunu göstereyim size. C98'de aynen gösteren yükselen kamu formasyonu kırıldı ve kırıldıktan sonra TP1 benim için bir ker alma seviyesiydi. Evet ker alma seviyesi geldi arkadaşlar. Daha sonra e, burada da e, SNX ile ilgili yükselen ikili, te ikili tepe formasyonu vardı. Kırılım geldi. Boyun çizgisi kırıldı. TP1 seviyesi benim için bir ker alma seviyesiydi. Evet geldi ve karımızı aldık çıktık arkadaşlar. Indikatöründe vermiş oldu. Güzel sinyallerle birlikte güzel kazançlar sağladık. Şimdi ben bugün size evet çok güzel bir indikatörden bahsedeceğim. Yani işimizi kolaylaştıracak bir indikatör arkadaşlar. Ee, en azından bizim konsolidasyon bölgelerinde kırılma, bırakant kırılımını da da nanet görebileceğiniz bir indikatör. Hemen şöyle gelelim. Şuradan e, Trendflex Alv'yi bir kapatalım. Hatta arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir saatlik time frame'de mesela Trendflex Algo'da gördüğünüz gibi çok ciddi bir bölgede bir buy sinyali gelerek yukarı kadar bizi taşıdı. Bakın hala şu an için bir sell sinyali gelmedi. O yüzden bence en kısa zamanda Trendflex Algo'ya sahip olun. Çünkü çok ciddi detaylar var. Siz de o ciddi detaylardan faydalanın arkadaşlar. Evet. Şimdi e, hemen indikatörümüzü açalım. Lux Algo'nun arkadaşlar support resistance sinyal indikatörü. Hemen şuradan ben size göstereyim. Bakın. indikatör aynen şu şekilde. Sport and Resistance Signal MTF. MTF. Buraya tıkladığınız zaman arkadaşlar indikatör bu şekilde karşınıza geliyor. Ben bunu 4 saatlik time e ayarlamak istiyorum. Evet 4 saatlik time frame'de. hem destek hem dirençleri gösteriyor. İşimizi kolaylaştıran bir indikatör arkadaşlar. Şimdi bizim için en önemli nokta nedir konsolidasyon bölgeleri konsolidasyon bölgelerinde birçok takipçim sıkıntı yaşadığını söylüyor. Şöyle evet bakın burası aslında bir konsolidasyon bölgesi benim için bir oba formasyon olduğu bir bölge ama tabii ki bir konsolidasyon bölgesi olarak düşünürsek evet gerçekten uyumlu bir bölge. Yani aynı zamanda direnç bölgesi temas destek bölgesine temas direnç bölgesine temas destek bölgesine temas. Şimdi tabii ki bu konsolidasyon bölgesinde yaşanan en önemli nokta kırılımlar arkadaşlar. Kırılımdan sonra gelen rites sinyalleri bizim için gerçekten değerli sinyallerdir. Şimdi gördüğünüz gibi normalde konsolidasyon geliyor burada arkadaşlar. Hemen indikatörü açtığımız takdirde bize diyor ki 4 saatlik time frame'a bakıyoruz. 1B yani bir Bearish breakout sinyali yani ne demektir ayı düşüş sinyali geldi arkadaşlar burada net bir şekilde break breakout kırılımı gerçekleşti ve daha sonra arkadaşlar aşağı yönlü hareketler geldi ve burada test edildiğini gösteriyor bize bakın. Burada diyor ki tekrar test ediliyor ve tekrar kırılım geliyor arkadaşlar bakın indikatör bunu bize resmen burada söylüyor. Tekrar bearish breakout sinyali geldi diyor. Kırılımla birlikte arkadaşlar bakın burada ufak bir konsolidasyon döngüsü yaratıyor. Ve daha sonra aşağı yönlü hareketler devam ediyor arkadaşlar. Tabi şimdi hacimli bir mumun geri çekilmesi tam bakın tam bu, bu buranın aslında bize e, bir mesajı var tabi ki. Çok ciddi bölgede alıcılığın olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bu mumda aslında çok ciddi burada alıcıların mevcut durumda olduğunu gösteriyor. Yani yarın e, veya bir saat iki saat veya bir gün iki gün sonra arkadaşlar bu bölgenin aslında çok net şekilde bizim için destek bölgesi olarak çalışacağını gösteriyor. Aynen bakın siz de burada kendiniz bunu görebiliyorsunuz. Bu da bir sinyal ekstra bir sinyal. Ben bunu aldım bakın evet bu mumu ben baz aldım. Bu kapanıştan sonra çektim. Görüyorsunuz daha sonra arkadaşlar ee, bu işaret çıktıktan sonra burada alım gücünün çok yüksek olduğunu görebiliyoruz. Ve bir dahaki sefere grafik buraya geldiği zaman yukarı yönlü hareketlerin gelme ihtimalinin yüksek olduğunu görebiliyoruz. Evet bakın salmıyorlar. Bir, bir test, iki test, üç test, dört test bakın hala ve tekrar test ediyor. Bakın burada e, grafiğin üstüne geldiğim zaman tekrar test ettiğini gösteriyor. Support test yani destek bölgesi tekrar Test ediliyor diyor ve daha sonra arkadaşlar grafiği yakından takip ettiğimiz zaman 4 saatte tekrar bir brekant kırılımı geldiğini görüyoruz. Ve tekrar arkadaşlar aşağı yönlü hareket, yukarı yönlü hareket ve tekrar sistem destek bölgesi test edildiğini gösteriyor. Tekrar burası direnç bölgesi olarak çalışıyor ve direnç bölgesini arkadaşlar test edildiğini gösteriyor. Ve yukarı yönlü net bir kırılımla birlikte aslında tabii ki burada sadece bu e, hani grafikteki rakamlar veya harfler evet bizim işimizi kolaylaştırıyor. En azından ben burada bir breakout kırılımın olduğunu gördüğüm zaman benim ekstra kafamda bazı senaryolar çalışıyor. Ama burada ikili dip formasyonu ben gördüğüm zaman kırılımdan sonra bir breakout kırılımı geldiği zaman ben yukarı yönlü hareketlerin evet gidebileceğini düşünüyorum. Ve bir sonraki direnç bölgesi olan bu bölgenin breakout kırılımı gerçekleşiyor. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bunun tabii ki ayarlarında şöyle ufak bir ayarımız var. Ben bunu hatta varsayılan ayarları sıfırlayayım. Ayarları tekrar sıfırlanmış bir şekilde gelsin. Evet. Şimdi şu uzaktan baktığım zaman resme hani en güncel haliyle göstermek istiyorum. Mesela evet en güncel hali şu an için e, bir konsolidasyon döngüsü de değil maalesef. Mesela bakın burada şurada şurayı ben bir şöyle dikdörtgen şeklinde alayım. Bir saatlik time frame'i de aldıktan sonra aslında aslında arkadaşlar bunlar bir sinyal değil. Onu da öncelikle söylemek istiyorum. Bunlar bir sinyal değil. Bunlar bize sunulan breakout kırılımları test sinyalleri. Yani e, mesela bakın burada sistem bize şöyle bir sinyal üretiyor. Diyor ki Burada bir brekant kırılım gerçekleşiyor mu? Gerçekleşiyor. Bakın öncesinden diyor ki destek bölgesi test edildi diyor. Tamam çok güzel. Daha sonra bir brekant kırılımı gerçekleşiyor ve daha sonra yukarı yönlü harekette retest gerçekleşti diyor. Yani burası retest olarak çalıştığını gösteriyor ve daha sonra hareketler devam ediyor. Yani aslında bizim şunu yapmamız lazım. Şimdi burası bir destek bölgesi. Destek bölgesi kırıldıktan sonra ne bekleriz? Retest bekleriz. Retest de geldi ve Rites mumu onaylandıktan sonra bakın bu kırmızı mum astık. Artık şunu diyebiliriz. Evet bakın bu rites mumu onaylandı. Bakın bu çok önemli bir detay. Aslında sadece breakout ve retest mumunu ve simgesini tutabilir miyiz diye hemen bakıyorum. Sanırım tutabiliriz diye düşünüyorum. Yok, toplu olarak vermiş. Maalesef tutamıyoruz şu stil bölgesine. Aynen, tutamıyoruz arkadaşlar. Yani şunu demek istiyorum. Siz breakout kırılımından sonra retest işaretini görüyorsanız onaylı bir retest işaretidir o ve aşağı yön hareketler devam edebiliyor. Bakın burada da brekant kırılımı gelmiş, bir retest işareti gelmemiş. Yani daha sonraki süreçlerde bir retest yaşandığını göstermiyor burada bize. Şöyle geçmişe bakalım. Bakın burada da bir brekant kırılımı gelmiş. Evet aşağı yön hareket gelmiş ama yaşanan bir retest yok arkadaşlar. Bakın burada bir brekant kırılımı gerçekleşmiş. Re test yapılmış ve testin onay simgesi çıkmış. Yani artık demiş ki burada test gerçekleşmiştir. Başka bir grafiğe bakalım. Hemen Bitcoin ile ilgili de bazı şeyler söyleyeceğim arkadaşlar. Evet, şu an suyu en yüksek seviyede olan Coin. 4 saatlik time e bakalım. Mesela 4 saatlik time arkadaşlar şöyle bir şey söz konusu ee, geliyor evet bakın burada aslında bir breakant kırılımı breakant kırılımından sonra bir test ediyor direnç bölgesini bir önceki direnç bölgesini tekrar test ediyor aşağı geliyor Bir test yanıyor yukarı evet mumu ama tekrar aşağı sarkıyor arkadaşlar ee, tekrar bir breakant mumuyla arkadaşlar gördüğünüz gibi konsolidasyon bölgesinde test destek bölgesinde şu an dolanıyor sürekli dolanıyor sürekli dolanıyor ve burada arkadaşlar Bakın çok fazla artık simge vermiş. Çok fazla. Çünkü piyasa burada kararsız e, suydi. Biz ne yaptık? Tabii ki piyasanın kararsızlığını gördük. Aynı zamanda da bir bayrak formasyonu ortaya çıktığını gördük arkadaşlar. Kırılımla birlikte yukarı yönlü hareketler gelir mi dedik? Gelir dedik arkadaşlar. Bu rekant kırılım geldi ve yukarı yönlü hareketler devam etti. Peki biz bu bölgede bu kadar sinyalden önce mesela bu kadar sinyalden önce ne verdik size arkadaşlar? Trendflex algonun vermiş olduğu sinyal Evet bakın tam bu bölgede çok güzel. Ben bayrak formasyonunu gördüm. Sizinle paylaştım. Hemen şöyle aşağı indiğim zaman arkadaşlar. Nerede suyu? En aşağılarda sanırım. Evet. Bakın suyu dedi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aslında bayrak formasyonu sizlerle paylaştım. Ve paylaşmadan sonra e, çok kısa bir süre sonra 3-4 saat sonra arkadaşlar kırılma TP1 seviyesi alındı. TP1 seviyesi alındıktan sonra artık daha da yukarı devam edebiliyor. Evet isterseniz stoplu bir şekilde takip edebilirsiniz. Ama stoplu bir şekilde takip ediyorsunuz arkadaşlar stoplarınızın patlama ihtimali çok yüksektir. Çünkü bakın gördüğünüz gibi yukarı yönlü hareket satışıyor. Yukarı yönlü hareket satışıyor. Aynı zamanda burada da ikili tepe formasyonu kendini göstermiş. Eee... Hemen şöyle 1 2 iki. İkili tepe formasyonu göstermiş ama tabi trend çok güçlü olduğu için arkadaşlar ikili tepe formasyonu burada çalışmamış. Yukarı yönlü hareketler devam etmiş. Bazı arkadaşlarımızda e, görüyorum, gözlemliyorum. E, yükselen trendde ikili tepe formasyonu aramıyorlar da bana söylüyor mesela düşen trendde mesela örnek veriyorum. Nerede verebilirim? Ee, şurada vereyim. Zaten düşen bir trend var. Arkadaşlar ikili tepe formasyonu trendin üstünde yani trendin sonunda oluşan bir formasyondur. Yani düşen bir trendin şurasında oluşan ikili tepe formasyonu aslında hiçbir işe yaramaz demeyeyim de işe yarar tabi çalışıyor bazen ama dolayısıyla arkadaşlar e, arayacağımız bölgeler burası değildir. Bakın ben şu an baktığımda bir burada bir taba formasyonu gördüm. Hemen, hemen bakın şöyle 1 2 3 Kırılım, bakın kırılım, vites ve yukarı yönlü hareket. Bakın bu bir tobo formasyonu arkadaşlar. Yani işte aslında e, mevcut e, formasyonları mevcut bölgelerde ararsak bizim için çok büyük artısı olur. Toba formasyonu bir düşen e, trendlerde oluşan formasyondur. Yükselen trendlerde aranılmaz. Yani bu tobo formasyonu ben kalkıp Şurada aramam çok saçma olur yani böyle şu bölgede bir topu formasyonu olması saçma olur. Düşen trendte topu formasyonu ararsak daha mantıklı. Yükselen trendte de, de e, oba formasyonu ararsınız. Düşen trendte topu formasyonu ararsınız. Yükselen trend ikili tepe, düşen trendte de, de ikili dip formasyonu ararsınız. Ya yani burada oluşan ikili tepe formasyonu bak çalışmaz demiyorum çalışabilir ama alınacak yerim burası olmadığını söylüyorum. O yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi mevcut lux algo'nun ıı, üretmiş olduğu bir ıı, indikatör tabii ki bakın burada bize aslında şunu gösteriyor. Breakout kırılımı gerçekleşti, retest gerçekleşti retestten sonra yukarı yönlü hareketler geldi. Daha sonra direnç bölgesi tekrar test edildi, daha sonra destek bölgesi tekrar test edildi. Burada simgeler çıkıyor ve daha sonra tekrar direnç bölgesi yani burası breakout kırılımıyla kırıldıktan sonra yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Şimdi Bakın ben önce size ne demiştim? Bakın şu şu simgeyi gördüğünüz zaman aslında burada çok ciddi bir satış baskısının olduğunu görebilirsiniz. Ve satış baskısının olduğunu gösteren bir simge. Bakın bir daha sonra tekrar buradan satış yenmiş. Ve daha sonra burası çok ciddi bir mumla kırıldıktan sonra burasının likidasyonu bozulmuş arkadaşlar. Ve yukarı yönlü hareketler tekrar başlamış. Bakın breakout kırılımı geldikten sonra hop test hareketi geliyor ve yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Şu an tekrar direnç bölgesi test edilmiş. Büyük ihtimal belki destek bölgesi tekrar test edilecek. Ve burada destek ve direnç bölgesi otomatikman çiziyor. Yani şunu söylemem gerekiyor ki burada örnek veriyorum direnç bölgesini bir nevi görmüş olduk arkadaşlar. Burası bizim için bir direnç bölgesi ve burası da bizim için artık şu şekilde çalışan çok güzel bir destek bölgesi. Ya yani bunun arasında konsolidasyon yaşayabiliriz. Tekrar kırılım gelip yukarı yönlü bir bırakant kırılımı gördüğünüz takdirde yukarı yönlü hareketler devam edebilir arkadaşlar. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Tabii ki Bitcoin'in likidasyon haritasına baktığımız zaman Artık aşağıda çok fazla bir şey ve ben görmüyorum. Asıl hedef yukarısı yani 60.900 dolar seviyesinde. Ya şurada şu bölgede 500 milyon dolar lik havuzu var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sarı işaret yani 60.800 60.900 seviyesi. Gerçekten şu an çok ciddi bir lik havuzu var arkadaşlar. O da ortalama evet düşen majör trende Temas gerçekleşiyor hemen şunu bir sarı yapalım düşen major trend evet burası aslında düşen büyük major trend arkadaşlar hemen bunu sarıyla işaretledim bakın burada aslında düşüyor birinci temas tekrar satışıyor ikinci temasa geliyor kırılım gelirse yukarı yönlü hareketler devam edebilir ama kırılım gelmezse tekrar aşağı yönlü hareketler devam edebilir arkadaşlar onun yakından takip ediyoruz. zaten ortalama şöyle söyleyeyim. 10 gündür yapmış olduğumuz takibimiz şu an çok güzel bir şekilde devam ediyor. Tam beklendiği gibi devam ediyor. Birinci temas, ikinci temas ve üçüncü teması bekledim ve oldu. Şimdi arkadaşlar eğer güzel bir onay mumu alırsam ben burada o zaman alt altcoinlerde de long pozisyonlar arayacağım. Long pozisyonları nasıl arayacağım onu da hemen size söyleyeyim arkadaşlar. Bakın bu da bir detaydır. En çok düşen pozisyonla en çok düşen coinlere bakacağız arkadaşlar en çok düşen coinlerde long pozisyonu aramak her zaman daha mantıklıdır. Hemen şöyle kapatayım. Çünkü formasyon yaratıyorlar arkadaşlar. Mesela bakın bu coin düşmüş uzun zamandır düşüyor şu an. Takip edeceğiz arkadaşlar. Dask olsun, stack olsun, ren olsun. Hepsi bakın çok ciddi bir şekilde düştü. Ve bu düşüşten sonra ileriki saatlerde formasyon yaratma ihtimali çok yüksek. Çünkü Bitcoin yukarı yönlü hareketlerde bulunursa formasyonlar çalışır arkadaşlar. Onu da öncelikle söylemek istiyorum. Evet bakın burada KSM de aynı şekilde arkadaşlar. Çok güzel bir formasyon kırılımla birlikte yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Ama ben bunun detayını size nasıl söyledim? Hatırlayanlar bilir. Tabi bazı arkadaşlarım tam 22.63'e satış koymuş ama arkadaşlar o şekilde değil o. Yani evet çok hani doğru bir şey yaptınız diyebilirim ama 22.63'ü nokta atışı bekleyip de ben telefonu kapatayım oraya geldim satsın değil. Gene ara ara kontrol edin. Şimdi ben burada aslında yükselen bir trend gördüm değil mi? Evet yükselen bir trendimiz var. İlk temasını gerçekleştirdi ve daha sonra şu an evet Trend de kırıldı aslında. Bakın şu an kırıldı. Ama burada fake hareket olabilir. Tekrar yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Trend flex algı indikatörünü açtığım zaman arkadaşlar trend flex algı indikatöründe şunu gördüm ben. Ee, aslında bir saatlik daha bir buy scene'in gelmesi yükselen trendde benim için çok net bir e, sinyal yukarı yönlü gelecek sinyaldir. Ben tabi 4 saatlik time frame'de baktığım için mesela şunu söylüyorum. 4 saatlik time frame'de almış olduğum bir buy sinyali. 1 saatlik time frame'de daha sonra burada yakalamış olduğum benim bir buy sinyalim asla trendin devam edebileceğini gösteren bir sinyaldir. Ve ekstra üzerine bir formasyon yakaladığım zaman benim için o tadından yenmez. Ve kel razı sonları yapılıyor arkadaşlar. Bizler böyle grafikler yakalayarak sizlerle paylaşım yapıyoruz. O yüzden arkadaşlar bu konulara dikkat edin lütfen. Yani formasyonları biz bulurken tabii ki ezbere değil analizlerini yaparak sinyalleri kontrol ederek sizlerle paylaşıyoruz. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Bana çok soruyorsunuz hocam bir programla mı buluyorsunuz bunu? Hayır. Tamam hemen kendim buluyorum. Kendim gözlerimle artık grafikleri inceleyerek görüyorum arkadaşlar. Ve öyle artık alıştım ki çok hızlı bir şekilde tarayabiliyorum yani. O yüzden takip etmenize kesinlikle fayda var. Instagram sayfam ve Telegram sayfam. Evet arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Aklınıza takılan sorular varsa bana yazabilirsiniz. Mail dönebilirsiniz. Yorum bölümüne iletebilirsiniz. Trendflex algı indikatörü de sahip olmak istiyorsanız çok güzel bir indikatörlü arkadaşlar size hediye edeceğim. Eğer almak istiyorsanız bana mail atabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.